Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz dairede alan. Evet. Her sene soru gelmese de geldiği seneler var. Çok zor bir konu değil. Çemberde açı ve uzunluk konularını iyi yapıyorsanız bunu da çok rahat yaparsınız. Zorlayan bir konu değil. Evet. Şimdi birincisi çemberde yay uzunluğu, bir çemberin çevresi nasıl bulunur? Bir de çemberde herhangi bir yay parçasının uzunluğu nasıl bulunur? Onunla ilgili konuşalım. Yarıçapı R olan bir çemberin çevresi arkadaşlar, yani bu bir çemberse bunu açtığımızda şöyle bir ip şeklinde olursa bu ipin uzunluk olarak ne olacak? 2 pi r kadar oluyor. 2 pi r kadar açtığımızda. Evet. Herhangi bir yay uzunluğu, mesela burada AEB yayı, yani şurası arkadaşlar, biz açıdan biliyoruz ki bu merkez açıysa özelliği neydi? Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Derece olarak burası alfa kadar. Yani bunun formülünü ezberlemeye gerek yok. Orantıdan çok rahat yapabiliriz. Ne demek bu? 360 derecelik bir yayın, 360 derecelik bir yayın çevresi neymiş? 2 pi r'ymiş. O zaman arkadaşlar alfa kadarlık bir yayın uzunluğu ne kadardır diye orantı kurarsak ne olur? İşte 2 pi r, yani 360'da alfa kadardır. Yani bunu formül olarak affedersiniz, ezberlemeye gerek yok. Yani burası 60 derece ise siz çevreyi bulup 6'ya böleceksiniz. 90 derece ise 4'te böleceksiniz. 120 derece ise 3'e böleceksiniz. Yani böyle yeni bir formülmüş gibi kendimizi o yönde ikna etmeyelim. Böyle bir formül yani kendimiz de çıkarabiliriz. Onu söyleyelim. Şimdi bununla ilgili sorulara bakalım. Şöyle sarı bölgeyi sınırlayan bir çember yayı var, mavi renkli. A ve C noktalarında teğet parçalar ve B açısının ölçüsü 120 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi bu çemberin ya da bu işte sarı bölgenin çevresini soruyorsa, çevre, alan gibi sorularda neyi kullanıyoruz? Yarıçapı kullanıyoruz. Dolayısıyla burada önce bu dairesel alanın çevresini bulabilmek için ne yapacağız? Yarıçapını bulacağız. Biz uzunlukta zaten demiştik ki teğet varsa mutlaka merkezle teğeti birleştirin. Burası ne oluyordu? Yarıçap ve aynı zamanda dik oluyordu. Bunu da birleştirirsek arkadaşlar, teğet olduğu için burası merkezden geçerse kesinlikle açıortay oluyordu. Burası da 30 derece. 30'un gördüğü 2 kök 3 ise 60'ın gördüğü R, yani kök 3 katına eşit olacak 6. Evet, 6. Çevre neydi? 2 pi r kadar. 2 pi r'miz 6, yani 12 pi olacak. Evet, böyle bir soruydu. İkinci sorumuz, bu tarz sorular var arkadaşlar. Mesela buradaki bir kasnak olabilir, bir teker olabilir. İşte 5 tur bulunduğu konumdan 5 tur döndükten sonra B noktasına geliyor. Bu konuma geliyor. Buna göre AB arası kaç birimdir diye bir soru sormuş olalım. Şimdi burada arkadaşlar bir turda ne kadar yol alır onu bulacağız. OT dediği şurası, yani bu kasnağın yarıçapı 11 imiş. Bir turda kasnağın ya da tekerin çevresi kadar yol alır. 2 pi r, yani 2 pi r'miz 10 olduğu için 20 pi olacak bir tur. 5 tur yaptığına göre o zaman
5 çarpı 20 pi toplam 100 pi olacak. Ancak şimdi teker bu konumda başladığı için şurada herhangi bir şey dönmediği halde şurada bir mesafe var. Yani şurası yarıçap kadar bir mesafe var. Yine burada da gelip duracak. Burada da bir 10 birimlik bir mesafe var yarıçapı kadar. Dolayısıyla AB uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 100 pi artı 20 olacak. Bunu da bilmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Yani AB burası. Burası deseydi, buraya AB deseydi o zaman direkt 100 pi diyecektik ama AB başlangıç şurası olduğu için, bitiş de burası olduğu için buradaki yarıçap kadar olan mesafeleri de eklemek durumundayız. Peki bir başka özelliğimiz bir dairenin kapladığı alan. Yani şu alan ne kadar? Arkadaşlar yarıçapı R ise alanda pi R karedir. Bir dairenin alanı pi R karedir. Bu şekilde bunu biliyoruz. Hemen basit bir soru. Burada özellikle bunu hani basit de olsa yarım daire seçtim ki genelde bir sınav anında özellikle iç içe şekillerde ikiye bölmeyi unutuyoruz. Bu yarım daire olduğu için pi r kare yani 36 pi tüm alan yani 360 derecelik bir yayın alanıydı. Yayını kapladığı alan ama bu 180 olduğu için yani yarım daire olduğu için ikiye bölüyorum. 18 pi olacak arkadaşlar. Daire dilimin alanı daireden bir dilim, bir yuvarlak şekildeki bir pastadan kestiğiniz bir dilim olarak görürsek yani şu alan. Peki ne kadarlık bir dilim? Buradaki açıyı bilmemiz gerekiyor. R kadarsa yarıçapımız. Yine burada da ezberlemeye gerek yok. İşte 360 derecelik bir açıda pi r kare ise alfada ne kadardır deyip bunu bulabiliriz. İlle de formülü yazmak istersek işte pi r kare 360'da pi r kare ise alfada 360'da alfa kadardır diyebiliriz. Ama yine söylüyorum burası 60 derecede tüm alanı bul 6'ya böl. Bu şekilde bulabiliriz. bunu söyledik zaten taralı alan bu şekilde hesaplanıyor. Mesela şöyle bir soru, bir yarım çember ya da daire T noktasında CT doğru parçası teğet şöyle birleştirirsek dik olur, yarıçapımız 4 olur ve 4, 8 burası 4 kök 3 olur. Burası 4, burası 8 ise burası 30 derece olduğunu biliyoruz. 30-60-90 üçgenin özelliği burası 60. Biz de neyi soruyormuş bizden? Taralı alanı. Yani alan OTC dik üçgeninden neyi çıkaracağız? Alan OTB daire diliminin alanı çıkarırsak taralı alan kalır. Dik üçgen alanı nedir arkadaşlar? 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Daire diliminin alanı 16 pi dairenin alanı 60 derece 6'da 1 olduğu için bunu 6'ya bölüyorum. Yani ne olacak? Burası 8 kök 3 bölü 8 pi bölü 3 olacak. Bu da böyle bir soru. Devam edelim. Daire kesmesinin alanı arkadaşlar. Burada da yine herhangi bir formüle gerek yok. Bildiğimiz bilgileri yorumlayarak kendimiz buradaki istenilen alanı bulabiliriz. Ne demek bu? Mesela şu sarı bölgeyi soruyorsa bize ne yapacağız? Burası R ise AB dersek bu alan taralı alan nedir arkadaşlar? OAB daire diliminden neyi çıkaracağız? Alan AOB üçgeni
çıkardığımız zaman taralı alan bulunmuş. Daire dilimin alanını zaten biliyoruz. Üçgeni alanını da biliyoruz. Dolayısıyla ekstra yeniden bir formül bulmaya, çıkarmaya gerek yok. Mesela böyle bir soru. Taralı alan nedir? Bu bir dik üçgen. Dik üçgenin alanını çeyrek daireden çıkarırsak taralı alan kalır. Taralı alan eşittir 36 pi dairenin alanı, ama çeyrek daire olduğu için 4'te bölüyorum. Ve üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2. Burası 9 pi, burası 18, yani 9 pi eksi 18 olarak taralı bölgeyi bulmuş oluruz. Evet, bir başka soru. Mesela şöyle farklı yerde verilmiş, C noktası 30 derecelik bir açı yapmış, taralı bölgenin alanı soruyor. AB'yi de 6 vermiş. Daire ile ilgili alan ya da çevre sorularında kesinlikle yarıçap gerekiyordu. Dolayısıyla biz yarıçapı bulmak durumundayız. Merkezini şöyle belirlersem arkadaşlar, bu 30'u boşuna vermemiş. Gördüğü yay 60 derece olacak. Merkez açısı da 60 olacak. Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Bunlar eşitse, burası da 6 idi. Buralarda 60 60 olacak. Dolayısıyla bu bir eşkenar üçgen olacak ve çemberimizin ya da dairemizin yarıçapı 6 oldu. Şimdi taralı alan nedir? O zaman daire diliminin alanından 6'nın karesi çarpı pi bölü 6. Çünkü merkez açımız 60 derece, 6'ya bölüyoruz. Eksi eşkenar üçgenin alanı. Şu alanı daire diliminden çıkaracağız. 6'nın karesi kök 3 bölü 4 de eşkenar üçgen alanı olacak. Bu da ne olur? 6 pi eksi 9 kök 3 olur arkadaşlar. Böyle bir soruydu bu da. Geçiyorum. Şöyle bir soru. Güzel bir soru. Birazcık dikkat edip daha kısa yoldan çözülebilecek bir soru, yoksa uğraşırız uzun uzun. Taralı alanlar toplamı nedir diyor. Yarıçapı 6'ymış. Şurası 6. Şimdi şuna biz A dersek, şurada B dersek arkadaşlar, A artı B nedir diyor. Üçgende biz hatırlıyoruz, iki üçgenin yükseklikleri eşitse alan tabanlarla orantılı. Bu tabanlar da aynı olduğu için dolayısıyla burası da A olacak. Yani A artı B aslında OBC daire diliminin alanı oldu. Burası 20 ise burası ne olur arkadaşlar? 40. Yani A artı B 40 derecelik bir daire diliminin alanına eşit oldu. O da 36 pi 40 derece 360'ın 9'da 1 olduğu için o da 4 pi olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soru. Yine taralı alan nedir diyor. Burada da yine yarıçap belli olmadığı için benim yarıçapı bilmem gerekiyor. Evet. Şöyle arkadaşlar, bunun merkezi burasıysa, şunları şöyle çizdiğim zaman burası 30-30 olacak. Buralar 30-30 olacak arkadaşlar. Merkezi burası. Çünkü şunu şöyle çektiğim zaman eşkenar. Eşkenarda şu tepe noktasını indirdiğimizde açıyı da bölecek. 30-30. Burası 6 ise o zaman kök 3'e bölersem ne olur? 2 kök 3 olur. Şu yarı çapımız 2 kök 3 olacaktır. Şurası A, şurası A, şurası da B ise benden 2A artı B'yi istiyor. B'yi bulurum çünkü burası 120 derece. 60 burası 120 ise merkez açısı 120 derece. O zaman B ne olacak arkadaşlar? Pi R kare, R'miz 2 kök 3'ün karesi bölü 120, 360'ın 3'te 1 olduğu için burası 4 pi olur. Biz B'yi 4 pi bulduk. Evet, 4 pi bulduk. Şimdi A'yı bulalım. A şöyle bir üçgen. Şurası 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Burası 6.
Buralar 30 derece olduğu için bir dik iniyorum. Yükseklik lazım. Burası 2 kök 3 ise arkadaşlar, burası ne olur? Kök 3 olur. Yani A yükseklik kök 3 taban 6 bölü 2'den 3 kök 3 olacak. 2A 6 kök 3 olacak. Yani 6 kök 3 artı 4 pi olacak arkadaşlar. Bunun çözümü de. Geçiyorum. Bir başka soru. Demiş ki BT ışını AC doğru parçasının çapa paralelmiş. Ve yarım dairemizin yarı çapı 4 olduğuna göre burada soruda şunu söyleyeyim. Hepsini yazmadım soruda. Yeşil alanlar birbirine eşittir. Yeşil alanlar eşitse x nedir? Soru bu şekilde. Biz yine uzunluktan biliyoruz ki teğet varsa merkeze teğeti birleştiriyoruz. Burası dik olur. Aynı şekilde burası da dik olur. Şuna ben A dersem burası da A. Buna B dersem, şimdi dik üçgenin alanı BTO, alan BTO üçgenin alanı eşittir alan AOT daire diliminin alanı eşit. Çeyrek dilim. Yarıçap 4 ise burası da 4. Üçgenin alanı 4 çarpı x bölü 2. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. 90 derece 4'te 1 olduğu için. Buradan 2x eşittir 4 pi. Buradan x eşittir 2 pi olur arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çözülür. Daire halkası arkadaşlar, yani çok basit bir mantığı var. Bu yeşil alanı bulmak için ne yaparız? Büyük daireden küçük daireye çıkardığımız zaman çok rahat bulabiliriz. Ekstra yeni bir formüle gerek yok. Şimdi burada hemen sarı alanı soruyorsa sarı alan nedir? Büyük daire yarıçapı 6. 36 pi. Eksi beyaz alan nedir? 4 pi. Buradan 32 pi olur. Evet. Aynı halkayı farklı şekilde hesaplayabiliriz. Bunu da formül olarak da kaynaklarda var. Onu da veririz ama formülü bilmeden de çözebiliriz. Şimdi aynı merkezli demek zorunda. Aynı merkezli. Dolayısıyla buradaki yeşil alan halkanın alanı nedir diyor. Küçük çemberde merkezden teğeti birleştirirsem dik olur. Büyük çemberde merkezden kireçe dik indiğimde 4 4 diye bölecektir. Burası x, burası y ise taralı alan nedir arkadaşlar? Y kare çarpı pi eksi x kare çarpı pi'dir. Yani büyük daireden küçük daireye çıkarıyoruz. Pi parantezini alırsak y kare eksi x kare. Peki şuradaki dik üçgende y kare eşittir x kare artı 16 olduğu için y kare eksi x kare eşittir 16 olacak. Yani bunun yerine 16 yazarsak 16 pi oldu. Daire halkasının alanı. Ama direkt şöyle de diyebiliyoruz. Taralı alan eşittir AB'nin karesi çarpı pi bölü 4. Veya kimisi AB bölü 2'nin karesi de aynı şey olur. Şöyle farklı bir soru, yine benzer şekilde sınavda da çıkmış. Taralı alanlar eşitse çeyrek bir daire verilmiş. AB CO bir dikdörtgen. Buna göre x nedir? Şuna ben A dersem burası da A arkadaşlar. Buna B dersem, bakın dikdörtgenin alanı A artı B. Evet, dikdörtgen eşit çeyrek daire. Alanları eşit. Alan eşit. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı x. Çeyrek dairenin alanı yarıçapı 4 olduğu için 16 pi çeyrek olduğu için 4'e bölüyorum. 4x eşittir
4π'den x ne oluyor? Pi oluyor arkadaşlar. Böyle bir soruydu. Evet, bu tarz sorularda arkadaşlar böyle ayrı ayrı uzun uzun bulmaya çalışmaktan ziyade alan taşıyarak çok rahat çözebiliriz. Alan taşımaktan kastımız şu. Uzunluktan şunu biliyoruz. İki kiriş eşitse yaylar da eşitti. Hatta bunların sınırladığı alanlar da eşit. İşte bu özelliği kullanmak gerekiyor. Soruda ABC'de kare olarak verilmiş, bir kenarı 8. İşte AD ve DC çaplı çemberler verilmiş. Şunu şöyle çizersem buradan geçer, çünkü biliyorum ki şu çapı gördüğü için dik. Dolayısıyla dikse köşegenler dik kesiyordu. Yani karenin köşegenleri şurada kesişecek. Bunlar 45 45 olduğu için, yani şunlar zaten eşit olduğunu biliyorum kareden. Dolayısıyla yani şu alan şu alana eşit. Şimdi şunlar eşitse burası da eşit. Bizden istediği şey neydi? Buraya ben B dersem burası da B. Bakın 2B artı 2A'yı istiyor. 2B artı 2A'yı istiyor. Yani o da nedir? Bir karenin şu köşegeni 2'ye bölmüş, karenin alanın yarısına eşit. Karenin bir kenarı 8 ise 8'in karesi böyle 2. Orası da 32 birim kare olarak karşımıza çıkacak. Yoksa bunları A'ları B'leri ayrı ayrı bulmaya çalışırsak hem çok süre hem de çok işlem yaparız. Burada da işlem hatası kaçınılmaz olur. Geçiyorum. Şöyle bir soru arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir yöntem kullanacağız. Üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2 idi. Burada da aynı şeyi düşünebiliriz. Yarıçapı yükseklik, şu yayı da taban olarak düşündüğümüzde direkt 8 çarpı 6 bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Kolay bir yöntem. Evet. Mesela burada da aynı benzerlikte, üçgende şöyle bir benzerlikten yaptığımız, bunlar eşitse, şöyle eşitse A 3A 5A diye artıyordu alanlar. Burada da A 3A diye bulabiliriz. A'yı zaten bulabiliriz. A nedir arkadaşlar? Yüksekliğimiz 3, tabanımız 4 bölü 2'den A 6. Bizden 3A'yı istiyor. 18 olur. Ya da bakın yine orta tabandan, burası 4 ise burası 8. Yamuk gibi de düşünebiliriz. 4, 8, 12, yarısı 6. Yüksekliğimizde 3, yine 18 birim kare olarak karşımıza çıkar. Evet, bu yaylar aynı merkezde ise yine benzerlikten dediğim gibi yapabiliyoruz. Evet, bu tarz sorularda arkadaşlar iyi sorular bunlar. Öğrencilerin zorlandığı sorular. B noktasında teğet iki daire. Teğet ise çemberde açıda uzunlukta mutlaka ortak teğeti çizilir. Şöyle şurası alfa ise arkadaşlar, bunların merkezini çizersem, mesela bunun merkezi burası, bunun merkezi de burasıysa, O1, O2 ise, şöyle merkez açıları aynıysa, şu alfa ise, bakın burası 2 alfa, burası da 2 alfa. Bunların gördüğü yayların oranı, pardon, kirişlerin oranı benzerlik oranına eşittir. Yani ne demiş? Burası buraya eşit. O zaman bunun küçük çemberin gördüğü kiriş, buraya ben x dersem burası x. 2 alfanın gördüğü kiriş x iken büyük çemberde 2 alfanın gördüğü kiriş 2x. Bu neye eşittir? Benzerlik, bu çemberin benzerlik oranına eşit oluyor. Dolayısıyla k 1 bölü 2 iken alan istediği için k kare eşittir 1 bölü 4 olacak. Yani şuna ben a dersem tümü 2x'in gördüğü alan 4a olacağı için buraya 3a kaldı. Zaten mavi alan a, kırmızı alan 3a, o da 1 bölü 3 olur arkadaşlar. şöyle sorular da karşımıza çıkıyor. Şöyle şu kırmızı kare şeklindeki kapalı bölgeye, işte gergin şeklinde
şekilde verilmiş şu yeşil bir ip, tel ya da halat neyse ok yönünde gergin bir şekilde bu kırmızı bölgenin etrafına sarılacaktır. Sarılış sırasında bu telin süpürdüğü ya da taradığı alan kaç birim karedir diye sorar. Şimdi burada şunu gergin bir şekilde getirirsek arkadaşlar, burası 2, burası 4. Yani burası 90 derece olduğu için şurası taramış olduğu alan yarıçapı 6 olan çeyrek bir daire. Yani 36 pi bölü 4'ten 9 pi çıkar burası. Sonra bunu buraya sararsak arkadaşlar, yarıçapı burası 2, burası 2, 4 olan bir çeyrek daire. Yani 16 pi bölü 4'ten 4 pi olur. 4'e bölüyorum çünkü 90 derece. Sonra bunu bir daha taradığımda bu buraya gelecek ve tel bitmiş olacak zaten. Burası da nedir? Yarıçapı 2 olan 4 pi bölü 4'ten pi olacak. Burası 9 pi idi. Pi de burada 10. Toplam evet 14 pi olur arkadaşlar. Yani şu A noktasından şu B noktasına gelinceye kadar gergin bir şekilde taradığımızda bu şekilde bir alan oluşturuyor. Bir başka soru, ABC merkezli yarıçapları aynı olan bir, bunun yeni nesil soru olarak da bir pervane olarak da Anadolu'da ya da değişik yerlerde böyle evin tabanında bu şekilde asılı pervaneler vardır. İşte bu mesela pervanenin şu kısımların alanı nedir? Toplam alan nedir diye sorabilir. Şimdi arkadaşlar üçgenin iç açıları 180 olduğunu biliyoruz. Yani şuralar işte x, y, z toplamı 180. Bunları yan yana getirdiğimizde yani şöyle 3 tane aslında x, y, z yarıçapı 2, 2, 2. Yani bir yarım daire olacak. Yani ne olacak? Pi r kare 2'nin karesi bölü 2. Çünkü yarım daire üçgeni iç açıları 180 olacağından o da 2 pi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir başka soru, bu konunun en iyi sorularından bir tanesi. AB'yi 6 birim vermiş, DC'yi 8 birim vermiş ve bu işte BD ile AC'nin dik kesiştiğini veriyoruz. Buna göre taralı alanların toplamı nedir diye soruyoruz. Şimdi şu açı ya da şu AB yayına biz M dersek, şuna da N dersek, iç açı formülünden M artı N bölü 2 eşittir neydi? 90'dı. Bununla bunun toplamı yarısı 90'ı veriyor. Yani burada M artı N eşittir 180 olacak. Ben şuradan 8 birimlik bir kiriş çizersem, burası 8 ise, dolayısıyla şurası alan, şurası B kadar, burası da, o zaman 8 birimlik kirişin sınırladığı alan ile burası yine aynı olacak. Burası B kadar olacak. Bizden istediği zaten A artı B. M artı, burası da N kadar olacak. Çünkü kiriş aynı ise sınırladığı yay da aynı olacak. M artı N 180 ise arkadaşlar, burası da 90 olacak. Çünkü gerisi 180 derecelik bir yay olacak. O zaman bu çap oluyor. Daha doğrusu bu 90 derece çapı görür. Yani şuraya E dersem 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 olur. Çap olur. Yarı çapımız 5 olur. Yani şu hale gelir bu soru. Arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle. Burası 6, burası 8, burası dik. Burası A, burası B. Burayı soruyor bizden. Ne yapacağız? Yarım daireden şu üçgenin alanını çıkaracağız. A artı B eşittir pi r kare, pi r kare 25 pi bölü 2, yarım daire olduğu için şu altla ilgilenmiyorum, şu kısımla ilgileniyorum. Eksi 6 çarpı 8 bölü 2, yani 25
pi bölü 2 eksi 24 olur diyoruz arkadaşlar. Böyle bir soruydu. Peki, evet, katlama soruları her yerde karşımıza çıkıyor. Burada da yine bir katlama sorusu var. Bunu bir el işi kağıdı şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu AC boyunca şu ABC dilimini katlamışız. Evet. Yani şurası ABC dilimini katlayıp böyle dışarıda kalan alan nedir? Burada da şurası 6, burası 6 olarak verilmiş. Katlama çizgisi her türlü açıortay olduğunu biliyoruz. O zaman şunu şöyle çekersek şu yaylar da eşit olur. Dolayısıyla yayların sınırladığı alanlar da eşit olur ve aynı zamanda bu kirişler de eşit. Bunlar hepsi eşitse demek ki buralar 60'er derecelik yay olacak. Yani şuralar 60'er derece olacak. O zaman şunu şöyle çizersem, rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Şunu şöyle çizersem, şurası 60, yani burası 6, 6 olduğu için buralar 60'er derece, 30'ar derece oldu. Burası dik oldu ve bizim ne oldu? Yarıçapımız 6, çapımız 12 oldu. Bu bir ABD bir eşkenar üçgen. Yani bu 6 ise zaten burası 6, katladık. Burası 6, burası da 6. Yani ne oldu? DEC de eşkenar. Arkadaşlar bakın şu 6, yani şuraya ben A dersem sınırladığı şu daire kesmesi burası da A olacak. Buraya B dersem istediği yer A artı B. Bakın A artı B aslında A artı B neymiş? ECD eşkenar üçgeninin alanına eşit oluyor. Bir kenarı 6 olan şöyle bir kenarı 6 olan ECD üçgenin alanı A artı B eşittir. 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 olur. Böyle bir iyi bir soruydu bu da. Evet arkadaşlar, dairede alan bu kadar. Bununla ilgili ilgili kaynaklarda, elinizdeki kaynaklardan soru çözerseniz pekişmiş olur. Bir başka konuda görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.